Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 23. haftasının 4. videosundayız yani son videodayız dönüşümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz sayfa numarası 253 ve 254'ü işleyip bu haftayı bitireceğiz peki bu dersimizde ne işleyeceğiz dönme dönüşümünü işleyeceğiz arkadaşlar önemli bir yer benim mantığımı yakalamaya çalışın böyle kitaplarda falan ezbere birkaç yer vardır o yerleri böyle düşünmeden benim mantığımda yaparsanız dönme dönüşümü ile ilgili gelecek soruyu büyük ihtimalle çok rahat bir şekilde yapacaksınız. O yüzden bu dersi lütfen iyi bir şekilde dinleyin. E hadi o zaman dersimize başlayalım. Düzlemde dönme dönüşümü. Dönme nasıl oluyor? Bu nokta etrafında şunu döndürürken mesela ya da şu doğruyu döndürürken nasıl olacak? Hop şöyle bir dönüş olacak. Ne oluyor? Dairesel bir şey oluyor. Ya da şu şekilde döndürebiliriz. Ne olacak? Dairesel. Ya da şu şekilde bir 120 derece döndürebiliriz. Buradan buraya gelirken ne oluyor? Dairesel hareket ediyor. İşte 120 derece dönme hareketi. Ama bu yönde döndürmüş oldum bunu. Bu yön nedir? Saati düşünerekten söyleyebiliriz. Mesela bu saat çizgisi ya, saniye çizgisi ya. Saniye çizgisi bu şekilde gidiyor ya. Evet, saat yönünde hareket ederken biz buna ne diyoruz? Negatif yön diyoruz. Saat yönünün tersindeki harekete biz ne diyoruz? Pozitif yön adını veriyoruz. Evet, pozitif yön saat yönünün tersi, negatif yönde saat yönü olarak isimlendiriliyor. Evet, Düzlemde bir P x virgül y noktasının orijin etrafında genelde biz orijin etrafında döndüreceğiz. O yüzden analitik düzlem çizeceğiz arkadaşlar. Sorularda döndürme sorularını da özellikle şekil çizmek çok önemli. Pozitif yönde alfa açısı kadar döndürülmesiyle elde edilen nokta P üssü x üssü y üssü ise P üssü r alfa parantez içinde P ile gösteriliyor. Genelde böyle ya da sözel olarak da ifade edilebiliyor. İşte sen bunu 120 derece döndür deniliyor. Ya da R'yi gördüğünüz zaman bu nedir nedir buradaki R alfa'ya dönme dönüşümü adı veriliyor arkadaşlar. Evet. Bazen R'li bir şekilde de verilebiliyor çünkü. Dönme dönüşümü adı veriliyormuş. Peki dönme dönüşümünde yani dönme yalnızca bir noktayı değiştirmez. Bak biraz önce döndürdük ya. Bir tane şunu döndürdük. Şuradaki bütün noktalar değişiyor. Ama dönme dönüşümde sadece bir nokta değişmiyor. Neresi değişmiyor? Bak şuradaki nokta değişmiyor. İşte burası dönme merkezidir. Biz buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Değişmeyen noktaya dönme merkezi adını veriyoruz arkadaşlar. Yani orijin etrafında döndürüyorsak dönme merkezi orijindir. Ya da K noktası etrafında döndürüyorsak dönme merkezi K'dır diye söylüyoruz. Bir dönme dönüşümünde alfa açısı kadar döndürelim dendiğinde döndürme yönü pozitif. Yani saat yönü tersi nedir? Böyle kabul edeceğiz. Hiçbir şekilde pozitif yön ya da negatif yön dememişse biz onu pozitif yönde döndürmeyi olarak algılayacağız arkadaşlar. Herhangi bir şey söylenmediğinde. Şimdi hocam borcu etrafında 90 derece döndürme işi nasıl oluyor? Onun mantığını söyleyeyim size. Arkadaşlar bakın şurada bir yerde ben size bir şey yapayım. Nerede bir yerde boşluk bulsam bir yerde ispat yapacağım ama neyse şurada yapayım isterseniz. Şurada yapayım. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şurada bir ispat yapacağım size. Şuradaki A virgül B'yi A virgül B'yi. Sen orijin etrafında 90 derece döndür. Yani negatif yönde 90 derece döndürürsen. Döndüreyim. Orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürürsen buraya mı denk gelecek? Evet. Dikkat edersen şu uzunlukla şu uzunlukla olacak eşit. Hop şöyle de bir dairesel hareket ediyor. Ve şurası da nedir? 90 derece. Senin şurası ne? Şöyle dik çizdiğin zaman şuradaki uzunluk A burası B'dir. Sen bunu böyle döndürdün. E buradan da bir dik çizsen buradaki noktanın koordinatlarını bulmaya çalışacaksın. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya alfa beta alfa beta dersek eğer. Hocam şuradaki üçgenle şuradaki üçgen benzer oldu. Beta'nın karşısı B ise burada da beta'nın karşısı B'dir. Evet burası B çıktı. Alfa'nın karşısı şurası A yazamadım ama A noktası burası. A alfa'nın karşısı burada da A'dır. Bak ne oldu noktamız? apsis B birim sağda. B virgül A birim aşağıda. Eksi A oldu arkadaşlar. Yani sen bunu öbür türlü de döndürebilirsin. Sen bunu nasıl da döndürebilirsin? Şu şu, şu de döndürebilirsin dostum. Sen bunu hop saat yönü tersinde de döndürebilirsin 90 derece. O zaman bu buraya gelecek. Aynı ispatı yapabilirsin. Ben burada bilerek bu ispatı verdim. Bak dikkat et. 90 derece döndürmeden oldu? A virgül B, B virgül A oldu. Ama işareti de değişti bir de. He, o zaman ben şunu söyleyebilirim. Her bir 90 derece döndürmede A virgül B, B virgül A olur. Hangi bölgeye düştüyse onun işareti konur. Bak bu cümle çok önemli. Geriye sar bir daha şey yap. Ya, gerçi sarma şimdi bir daha söyleyeceğim. Ağzından çıkanı buraya not al. Dönme dönüşümünde ne yapıyormuşuz? Her bir 90 derece döndürmede A virgül B, B virgül A oluyor. Hangi bölgeye düştüyse onun işareti konuluyor arkadaşlar. İşte bu cümle bütün döndürme hareketini bitiriyor arkadaşlar. Bu cümlemi mutlaka mutlaka düşün. Mesela şimdi Arkadaşım şuradaki şeye bakalım. Dikkat demiş. Koordinatlarından bir A virgül B olan bir noktayı orijin etrafında pozitif yönde saat yönü tersine 90 derece döndürdüğümüzde ne oluyor? Sen A virgül B'yi birinci bölgede kabul et. Hemen şöyle düşün. Sen bunu saat yönü pozitif yönde döndürdüğünde buraya düşecek. A virgül B, B virgül A olacak. Ama hocam bu bölgeye düşüyor. İkinci bölgeye düştü. İkinci bölgeye düştüyse eğer bunun işareti. Eksiye artı. Eksi B'ye artı A olur. Orijin etrafında bir de 270'e bak e, 270'e bakalım. Orijin etrafında pozitif yönde 270 derece döndürdüğümüzde 270 şöyle söyleyelim cümlemizde. Biraz önce bir cümle söylemiştik ya. 90 ya da 270 derece döndürdüğümüzde A virgül B, B virgül A oluyor. Hangi bölgeye düştüyse onun işareti konuluyor. Tamam mı? Cümlemiz bu şekilde olsun. 90 ve 270 de öyle. 270'i de halledelim. Orijin etrafında 270 derece döndürdüğümüzde. Bak şimdi A virgül B burada olsun. 270 derece döndürdüğümde nereye denk geliyor? 1, 2, bak 1.90 burası, 2.90 burası, 3.90 burası. Buraya denk geliyor. A virgül B iken B virgül A oluyor. Hangi bölgeye düştü? Dördüncü bölgeye düştü. Dördüncü bölgede işaretim olacak artı eksi. Evet dördüncü bölgeye düştüğü için artıya eksi. B virgül eksi A olur arkadaşlar. Evet 90 ve 270 derece döndürme bu şekilde. A virgül B, B virgül A oluyor. Hangi bölgeye düştüyse onun işareti konuluyor. Sonrasında 180 derece döndürdüğümüz ne oluyor? Bak kardeşim sen bir noktayı 180, 190 döndürsen burası A virgül B iken B virgül A oldu. Bir daha döndürdüğünde B virgül A A virgül B oldu. Ama ne oldu? Birinci bölgedeki üçüncü bölgeye düştü. Yani aslında burada orijine göre simetriği gibi oldu. Evet 180 derece döndürmede de orijine göre simetriktir arkadaşlar. Ama sen istersen iki tane 90 da döndürüp ona göre işlem yapabilirsin. Yani ilk 90 döndürmede A virgül B B virgül A oldu. Ama burası ne oldu? Eksiye artı oldu. Bir daha 90 döndürdüğünde A virgül B oldu. Ama hangi bölgeye? Üçüncü bölgeye düştü. İşaretleri her, ikisinde değişecek. Üçüncü bölgenin işaretini alacak. Bak gerçekten de A virgül B iken eksi A virgül eksi B oldu. Yani orijine göre simetriği oldu arkadaşlar. Yani eksi A virgül eksi B olur. 180 derece döndürmede. E 360 derece döndürdüğümüzde ne oluyor? 360 derece döndürdüğünde de bu nokta hop 360 derece döndürdü. Aynı nokta yaptı. A virgül B yine ne olacaktır arkadaşlar? A virgül B olacaktır. Bu kadar basit. 360 derece döndürmede A virgül B koordinatı aynı olur diyeceğiz arkadaşlar. Burada da. Özetleyeyim mi? 90 ya da 270 derece döndürdüğünde A virgül B, B virgül A oluyor. Hangi bölgeye düştüyse işaretini koy. 180 derece döndürdüğünde de orijine göre simetriği oluyor. Tamam mı? Ya da istersen 90 mantığından da gidebilirsin. İşte bu cümle olayı bitiriyor. Hadi bakalım şimdi örnek 31'e. Diyor ki 1 2 noktasının orijin etrafında 90 derece dönme dönüşümünde evet orijin etrafında 90 derece dönme. Orijin etrafında 90 derece dönme dediğinde pozitif yön. Buradan buraya gelecek. Hocam 1,2 ne olacak? 2,1 olacak. Hangi bölgeye düştü? Bu bölgeye. Yani eksi -2'ye 1 olacak. Evet, eksi -2'ye 1 noktası oldu arkadaşlar. Bu kadar basit. Şu mantıkla çok rahat bir şekilde yapılıyor. Geldim diğer soruya. Evet bu orijin etrafında 45 derece dönme. Doğru. Biz 90 derece dönmeyi biliyoruz. 45 derece dönmeden ne yapacağız hocam? 45 derece dönmede de arkadaşlar şu şekilde işleminizi analitik düzlem çizerek yapabilirsiniz. Analitik düzlem çiz. Şimdi noktayı belirle. Hocam kök 2, 3 kök 2 o kök 2 3 kök 2 aha normalde şöyle buradaki açı özel bir açı olsaydı 45 derece dönmüş hali hocam buraya gelecek diye söyleyebilirdik ee, şöyle bir yere gelecek 45 derece dönmesi hop şöyle bir yere gelecek arkadaşlar işte bu 45 derece dönme işini biz nasıl halledeceğiz arkadaşlar burada normalde analitik düzlem çizip ona göre işlem yapacağız arkadaşlar ama burada Maalesef bu verilen noktalarda genelde böyle bir şey olduğu zaman alet düzlem çiziyoruz. Bunlarda genelde şey oluyor. Ne oluyor? Buradaki açı özel bir açı oluyor. Özel bir açı olduğunda o özel açıyı döndürebiliyoruz. Ama özel açı çıkmazsa yani şekil çizerek sen buradaki 45 derece döndürmeyi bulabilir misin? Çok zor. Bulamazsın. O zaman ne yapacaksın? O zaman şunu yapacaksın. Bak CSSC diye bir formül var. Şuraya yazıyorum. Yukarı yazıyorum arkadaşım. C, S, virgül, S, C, S, C diye bir formül var. Kosinüs, sinüs, sinüs, kosinüs. Tamam mı? Neymiş? Bir daha söyleyelim. Bak C, S, S, C. Bu ne? Burası eksi, burası artı olacak. Burada sırasıyla X, Y, X, Y koyacaksın. Tamam mı? Sırasıyla X, Y, X, Y koyacaksın. Yani X çarpı kosinüs alfa, eksi Y çarpı sinüs alfa virgül x çarpı sinüs alfa artı y çarpı kosinüs alfa diye bir formülü var mı? Var. Biz burada onu söylemiş miyiz? Söylememişiz. Yapacak bir şey yok. Ama böyle bir formülü var arkadaşlar. Bunu açayım isterseniz tam olarak yazayım. x çarpı kosinüs alfa eksi y çarpı sinüs alfa yani e, bir noktayı x virgül y noktasını alfa derece döndürdüğümüzdeki formül bu. Virgül x çarpı sinüs alfa artı y çarpı kosinüs alfa şeklinde buluyoruz. O zaman ben burada şunu bulurken kök 2 çarpı işte şu kosinüs alfa kosinüs 45 eksi y yani 3 kök 2 çarpı sinüs 45 virgül x çarpı yani kök 2 çarpı sinüs alfa sinüs 45 ondan sonra artı y çarpı yani 3 kök 2 çarpı kosinüs 45 bana bu kök 3 kök 2 noktasının orijin etrafında 45 derece döndürülmüş olan halini verecektir. Evet kök 2 çarpı kosinüs 45. 1 bölü kök 2'dir 45. Eksi 3 kök 2 çarpı sinüs 45 de 1 bölü kök 2'dir. Virgül kök 2 çarpı 1 bölü kök 2. Artı 3 kök 2 çarpı 1 bölü kök 2 olacaktır. Şunlar gitti. Şunlar gitti. 1 eksi 3'ten ne yaptı burası? Eksi 2'ye. Şunlar gitti. Şunlar gitti. 1 artı 3'ten 4 yaptı. Evet noktamız eksi 2'ye 4 noktası oldu arkadaşlar. Tamam mı gençler? Bir de böyle CSSC diye bir formül var. Valla map kitabında var arkadaşlar. Map kitabında olduğu için bu formülde burada bu şekilde vermek istedim. Normalde ben bu şekilde bir sorun çıkacağına inanıyor muyum? İnanmıyorum. Genelde şekli çizdirmelik sorular çıkar. Mesela şöyle bir soru. Eksi 4'e 4 köküç noktası orijin etrafında 60 derece döndürmeyle. Yine sen C, S, S, C, formülüyle yaparsın. Yazayım şuraya. C, S, S, C. İlki eksi, ikincisi artı. X, Y, X, Y şeklinde istersen yap. Ama ben ne yaparım? İlk etapta analitik düzlemi çizerim. Bakın analitik düzlemi çizerim. Sonra noktayı belirlerim. Noktamız nerede? Eksi 4'e 4 köküç noktası. Evet eksi 4'e 4 köküş noktasını belirledim. Şurası eksi 4'e 4 köküş noktası oldu. Tam buradaki nokta. Eksi 4'e 4 köküş noktası. Buradaki nokta. Sonra sen bunu orijin etrafında döndüreceksin ya. Hadi döndür orijin etrafında. Orijin etrafında 60 derece. Pozitif yönde 60 derece döndür. Şöyle döndüreceksin. Hocam şöyle bir şey olacak. Bu nokta olacak. İşte burada bu döndürme işlemini yaparken özel bir açı var mı diye bak. Var tabii ki. Nasıl var? Hocam şurası kaç birim? 4. Yukarısı da 4. Hocam burası 4 kök 3. Aa ne üçgeni bu? Hocam şurası 90 ya. 30, 60, 90 üçgeni. 4'e 4, e 4 kök olduğu için. Hatta burası da kaç yapar? 8 yapar. Evet 4'e 30, 60, 90 üçgeni. 4, 4 kök 8 olduğundan. Burası da 60 mı oldu? Evet. Bak şimdi sen bunu döndüreceksin. Hadi döndür bakalım. Bunu döndürdüğün zaman hop şöyle gelecek. 60 derece döndürdüğünde bak 60 derece burası ya. 60 derece döndüğünde hop buraya geldi. Yani şöyle bir dönüş yaptı arkadaşlar. Şöyle bir dönüş yaptı. Ve o nokta buraya mı geldi? Evet. Şu uzunluğa dikkat et. Bu uzunluk önceden kaç birimdi? 8 birimdi şurası. Hop şöyle geldiğinde 8 birim oldu burası. Yani buradaki uzunluk kaç yaptı? Sekiz. E, sekiz e 8. E 8 birim solda. Eksi 8'e 0 noktası mıdır bu? Aynen öyle. Eksi 8'e 0 noktasını bu şekilde buluruz. Bence sen de böyle yap. Analitik düzlemi çizerek bu şekilde bul. Özellikle bu şekildeki verilen noktalar da özel açı çıkar. Ya 60 90 üçgeni ya da 45 45 90 üçgeni. Özel açı çıkmazsa yukarıdaki soru gibi CSSC formülünden yaparsın. Tamam mı dostum? Evet geldik şuraya. Bak bak bak. Şimdi ne diyor? 2'ye 4 noktası. Bak analitik düzlem çizsen özel açı gelmiyor. Maalesef gelmiyor. Hocam 2'ye 4 burada. Şöyle geldiğin zaman 2 4. Bu bir özel üçgen değil. Sen bunu 120 derece döndür. Şöyle 120 derece döndürdüğün zaman buralara bir yere gelecek. Ama buradaki açıyı bilmediğin için o döndürmeyi yapamazsın. O zaman burada ne yapacaksın? C, S, S, C. C, S, S, -C yaz. Bu eksi virgül bu artı. X, Y, X, Y. Bitti. C, S, S, C. Yani 120 derece döndür diyor. Pozitif yönde döndür diyor. Hadi döndürelim bakalım. Şimdi x dediğim 2. 2 çarpı kosinüs 120. Sonra eksi y çarpı sinüs 120. Virgül x çarpı yani y dediğim 4'tü pardon. x çarpı yani 2 çarpı sinüs 120. Artı y çarpı kosinüs 120 olacak. Y dediğimde zaten 4'tü. İşte bu şekilde. Arkadaşlar 2 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 neye eşittir? Şurada söylesek, nerede söylesek? Şurada söyleyelim. Kosinüs 120 eksi kosinüs 60'a eşittir. Ee, burada bir 30, 60, 90 üçgeni çizsek şöyle. 30, 60, 90 üçgeni 1, 2, kök 3 ya burası. Ee, eksi kosinüs 60 da eksi 1 bölü 2'ye eşit işte oluyor. Evet, eksi 1 bölü 2 yaptı burası. Eksi 4 çarpı sinüs 120 de sinüs 120 de neye eşittir? Sinüs 120 de sinüslerde de ikinci bölgeden birinci bölgeye alırken artar x de artı olacak ya sinüs 60 eşit olacak. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2 eşit oluyor. 4 çarpı kök 3 bölü 2 virgül 2 çarpı sinüs 120 kök 3 bölü 2 olduğunu söylemiştik zaten. Artı 4 çarpı kosinüs 120'yi de zaten eksi kosinüs 60 yani 1 bölü 2 olduğunu söylemiştik. O da eksi 1 bölü 2 olduğunu söylemiştik. Haydi bakalım. Burası ne yaptı? Eksi 1 mi yaptı? Evet. Eksi 1 Eksi 2 kök 3 yaptı burası virgül. Burası kök 3. Eksi 2 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Eksi 1 eksi 2 kök 3'e kök 3 eksi 2 şeklinde de buluruz. CSSC formülünden. Eksiye artı olacak yalnız bunu da unutma. Evet bu sefer 2'ye 5 noktasının orijin etrafında 180 derece döndür diyor. 180 derece orijine göre simetriydi. 180 derece döndürülmüş hali direkt ne olacak? 2'ye 5'in orijine göre simetriye ne yapıyorduk? Her ikisi de işaret değiştiriyordu. Yani eksi 2, eksi 5 olur arkadaşlar. Örnek 35'i direkt bulduk. Geldik örnek 36'ya. Eksi 3'e 5 noktasını orijin etrafında 75 derece ve sonra 15 derece dönür. Bir 75 döndür bir de 15 döndür. Toplamda kaç döndü? 90 derece döndü arkadaşlar. E o zaman bak şimdi eksi 3'e 5'i belirle. Bak dikkat. Şimdi eksi 3'e 5 nerede? Hocam eksi 3'e 5 burada. Orijin etrafında herhangi bir yön belirtmemişse pozitif yönde 90 derece döndür. Pozitif yön saat yönünün tersiydi. Buraya mı geldi? Evet. Şimdi burası eksi -3'e 5 ken ne olacak? Noktaları yer değiştiriyoruz işaretsiz bir şekilde. 5'e 3 hangi bölgeye düştüyse ki? 3. bölgeye düştü. 3. bölgenin işaretlerini koyuyoruz kardeşim. Bu kadar basit. Gördünüz. Videonun başında söylemiştim. Tak diye çıkıyor. Buraya geldik kök kökki kök noktasında önce 20 derece sonra 25 derece toplamda kaç derece 45 derece. Hocam 45 derece döndürme. Analitik düzlemi çizerim ilk önce. CSSC'yi yapmadan önce. Kökkiye 2'ye belirlerim. Tam buradaki nokta. Hocam burası da kök 2, burası da kök 2. E o zaman burası da kök 2, burası da kök 2 ise Kökkiye kökki ise buraları şu uzunluk kök 2 yaptı. Yani burası da kök 2, burası da kök 2, burası da kök 2 oldu mu? Oldu. E şimdi diyor ki bana sen diyor bunu diyor döndür diyor. Nerede? Orjin etrafında. Herhangi bir yön vermemişse pozitif yön. Pozitif yön dediğin yön neresi? Bu yön. Sen bunu orjin etrafında döndür. Özel bir üçgen çıktı mı bu arada? Çıktı tabii ki. Bak ikiz kenar dik üçgen çıktı. Yani burası 45 derece 45 derece çıktı. Sana kaç derece döndür diyor. 20 artı 25. Yani 45 derece döndür diyor. Pozitif yönde 45 derece döndüreyim. Hop 45 derece. Tam buraya denk gelmez mi? Çünkü burası 45 derece olduğundan bak dönüşe bak. Hop 45 derece buraya gelir. E hocam kök 2 kök 2 kök 2 katı burası 2 değil mi? Evet. Şimdi senin buradaki uzunluk buraya eşit oldu. Tam buraya denk geldi. E buradaki uzunluk da ne olacak arkadaşım? 2 olacak. E tam 2 olarak y eksen üzerine denk geldi. Buradaki nokta da nedir? Sıfıra 2 noktası olur dostum. Anlaşıldı mı? Bak ya şekil çizerek yap. Ya böyle 90 derece döndürmede ya da 270 derece döndürmede A virgül B, B virgül A olduğunu bil. Ya da 180 dereceden döndürmede orijin etrafı, orijine göre simetri olduğunu bil. Ya da en son çare cscc olduğunu bil. Bunu çok rahat bir şekilde yaparsın. Geldik örnek 38'e. Yukarıda verilen daire biçimindeki şekil merkezi etrafında ok yönünde 270 derece döndürüldüğünde elde edilen şeklin gösterimi nasıl olur? Arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Elinizde şey var ya bence o şekilde yapın. Bu şekilde kağıt var ya 270 derece döndür. Bak şu yönlü diyor. Belki videodan ters görebilirsiniz ama bilmiyorum. Şu yönlü 270 derece diyorsa bak şu köşeye tuttum. 1.90 döndürdüm. Bir daha 90 döndürdüm. Bir daha 90 döndürdüm. Yani bu nokta buraya geliyor. Önceden buradaydı bak. Hop buraya geliyor. Şuraya geldiğinde şu şekle bak. O şekli şıklarda ara. Tamam en güzel şekilde döndürmeyi o şekilde yaparsınız dostlar. Bu dediğimi de unutmayın. Peki hocam normalde nasıl olacak? Sen şimdi bunu döndürmeye çalış. Bak şimdi. Döndür. Döndürdüğün zaman şöyle bir dairesel bir şey olacak. Merkezi etrafında döndürülüyor. Bir kere şunları çizelim. Sen şimdi buradaki E'yi 270 derece döndür. 190, 290, 390. Yani E buraya mı gelecek? Evet. Şuradaki E'yi 190, 290, 390. E buraya mı gelecek? Evet. R nereye gelecek? 1 2 3 buraya gelecek. M nereye gelecek? 1 2 3 buraya gelecek. Bitti. Hocam bu. Ama tam olarak bu değil. Tam olarak bu değil arkadaşlar. Senin E nasıl olacak? 270 derece döndürülmüş hali buraya gelecek. Yani bir döndür, bir döndür, bir daha döndür. O zaman buradaki E'ye bakacaksın arkadaşlar. 270 derece döndürme. Bak şuradaki E'nin şu şeyine bak, çizgisine bak. Buradan yola çıkabilirsin. E'nin bu çizgisi 1.90, 2.90, 3.90. Bir saniye. 1.90, 2.90, 3.90. E'nin bu çizgisi buraya denk gelecek. Yani senin buradaki E buraya gelmişti diye ya arkadaşlar. Yani senin o E nasıl olacak arkadaşlar? E'nin durumu lazım bana. Ya kağıt önümde olsa E'nin durumuna direkt ben döndürüp bakacağım ama sizin elinizde kağıt varsa döndürün daha rahat bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. E, bu çizgi buraya geldi. E o zaman ben buradaki çizgiye bakayım şimdi buradaki çizgiye bakacak olursam ya bu çizgi nasıl oldu? Şu şekilde oldu. Buraya mı denk geldi? Evet. Bu çizgi de şöyle olacak. Dur. Bu çizgi böyle olacak. Bu çizgi böyle olacak. O zaman bizim E harfi 3 defa yatırdığın zaman aşağı doğru mu bakacak arkadaşlar? Evet. E harfi sanırım böyle olacak arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapayım. Şey üzerinde göstereyim size. O E harfi o şekilde. Ya dediğim gibi kağıdı döndürürseniz çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Bak şimdi ben şunu bir kopyala yapıştırayım. Teknolojiyi kullanıp size, dön size bir döndürme yapayım. Bak döndürme yapayım şurada arkadaşlar. Bakın döndürmeyi seçiyorum. Selection döndürme. Ama bu 90 derece şu yönde döndürme. Bir 90 böyle mi oldu? Evet. 270 derece döndürmede de böyle oldu. Bak tam şekil böyle olacak arkadaşlar. İşte bu şekil. Gördünüz mü? E'nin e durumuna bakın. Bir döndürdün burası yattı. Yukarı doğru E'ler. Bir döndürdün E'ler sola doğru. Bir döndürdün E'ler aşağı doğru. O zaman E'ler aşağı doğru olacak arkadaşlar bu şekilde. Tamam mı? Şu şekilde yaptık. Sonra R'ye bak. R'ye böyle bir döndürdün. Böyle dike, şuradaki dikeye baksanız yeterli. Bir döndürdün böyle oldu. Bir daha döndürdün böyle oldu. Bir daha döndürdün şöyle olacak. R böyle olacak. Şöyle tersten olacak işte. Yok. R böyle olacak. Şuradaki yuvarlak da burada olacakmış. Şöyle olacakmış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İşte o döndürmelerde biraz ya kağıdı döndürüp şey yapacaksınız ya da olaya böyle düşünerek mantıken yani düşünerek yapacaksınız arkadaşlar. Asıl döndürülmüş halinde gösterdim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ha hocam o yönde 270 derece döndürme ile bu yönde 90 derece döndürme aynıdır. Şu yönde 90 derece döndürme aynıdır. 270 döndürmek zor geliyorsa bu yönde direkt 90 derece döndür ki 270 derece döndürme zor geldi. Bak şimdi bu yönde 90 derece döndürdüğünde E'nin direkt bu şekilde geleceğinde daha rahat bir şekilde tahmin edebilirsin. Keşke en başta bunu söyleseydim. Tamam, şimdi anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşılmıştır. Evet gençler bu şekilde oldu. Geldik bir sonraki soruya. Böyle şekilli sorularda da 180 derece döndürdüğü ya ya da 180 derece döndürmek demek ne demekti? Direkt orijine göre simetriye demekti. Ya da böyle bir şekil geldiğinde garantiye almak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Öncelikle ben şekil şey 180'e hemen yapayım. Orijine göre simetriyi. Buradaki noktanın orijine göre simetriği bu. Buradaki noktanın orijine göre simetriği bu. Şuradaki noktanın orijine göre simetriği bu. Tamam mı? Şuradaki noktanın da orijine göre simetriği. 3 birim burada. 3 birim burada. Bu olacak. E nasıl olacak şeklimiz o zaman arkadaşlar? İşte tam olarak bu şekilde olacak. 180 derece döndürülmüş hali aynen bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu şekli çizip buna göre yorum yaparsınız arkadaşlar. Tamam mı? E hocam ben şekli böyle döndüremem diye söyleyecek olursanız birim karelerde o şekilde bir şey yapamam derseniz şuraya A, buraya B, buraya C deyin. A noktası kaça kaç? Hocam 0'a 1. A noktası 0'a 1'i belirle. B noktası kaça kaç? B noktası eksi 1'e 1. Bir. C noktası kaça kaç? Eksi 3'e 0 noktası. Bu O noktası kaça kaç? 0'a 0. Sıfır. Sen şimdi 180 derece döndürme O'dan başla O noktası sıfıra 0. Sıfır. Sen bunu 180 derece döndürürken orijine göre simetri oluyordu. Yine 0'a 0 sıfır mı oldu? Evet. Sonra bakın bu O noktası. Bu O üssü oldu pardon. A noktası 0'a 1. 0'a bir. bir. orijine göre yani 180'e 180 derece döndürdüğünde orijine göre yansıması ne olacaktı arkadaşlar? A üssü bu da işaret değiştiriyordu. Eksi sıfıra eksi 1 olacak. Yani 0'a eksi 1. Sonra B'ye bak. B eksi 1'e 1 e bir noktasıydı. 180 derece döndürdüğünde B üstü ne olacak o zaman arkadaşım? Artı 1'e işaret değişiyor. Orjine göre simetriği olduğu için. Eksi 1 artı 1'e eksi 1 olacak. Sonra C noktasına bak. C noktasında kaça kaç? Eksi 3'e 0'dı. C noktasında C üssü olacak. Bu da 3'e 0 noktası olacaktır arkadaşlar. Her ikisi de işaret değiştirince. Bak noktaları belirle. O üssü. Burası. Sonra A üssü. Neresi arkadaşım? 0'a eksi 1. Bak burası. A üssü. Sonra neresi? B üssü. B üssü 1'e eksi 1. Şurası 1'e eksi 1. B üssü. Sonra C üssü. C üssü neresi? Şurası 3'e 0 noktası. Bu nasıl gidiyordu? O, A, B, C. O sırada gitmeyi de unutma. Bak. O, A, B, C şeklinde git. O, A. Bazen şöyle çiziyorsunuz şekli. Şöyle çizmeye çalışıyorsunuz. Hayır. Aynı sırada O, OABC şeklinde gitti ya burada da O, OABC şeklinde gittin ve şu dörtgen karşına geldi. Bu şekilde orijine dayalı verilmiş bu. Orijine dayalı verilmeseydi yani şu şekilde verilmiş olsaydı döndürmesini bulmanız çok zor olacaktı. O yüzden bu tekniği yapmak sanki daha kolay. Orijindeyken döndürmek kolay. Orijinde olmayan bu doğruyu mesela bu şekli döndürmesi de size ödev olsun. Aynen benim yaptığım gibi yap ve sen de bu birim kareler üzerinde göster. Tamam mı dostum? Bu da sana ödev olsun. Şey olsun. Ödev olsun. Tamam mı? Evet bu şekilde birim kareler üzerinde orijin etrafında döndürme sorulduğu zaman da noktaları yaz, her bir noktaya o dönüşümü uygula, yeni noktaları bul ama o ABC sıralamasında gitmeyi de özen göster. Ve geldik son soruya. Bu sefer orijin etrafında dememiş. Orijin ne diyor? Şu nokta etrafında 90 derece döndür diyor. Her bir noktayı döndüreceksin kardeşim. Sen burada bu nokta etrafında 90 derece döndürdüğünde bak kaç birim burası? Hocam 3 birim. Şunu döndür. 3 birimlik buraya geldi. E başka A noktasında bir de bu var. 90 derece döndürsem bu da buraya ne gelecek? Kaç birim burası? Hocam burası şöyle 1 2 3 4 5 birim. 1 2 3 4 5 birim. Evet. Şuradaki çizgi nereye geldi? Buraya geldi. E hocam bu çizgiyi çizdikten sonra iki çizgi belli ya, elimizde. Bu çizgiyi çizdikten sonra dik olan bir şey çizeceğim. Bu dik olan dik buraya mı gelecek? Evet. Sonra nasıl gidecek? Yukarı doğru gidecek. Yani buradan şöyle yukarı doğru nasıl gidecek arkadaşlar bu? Bunu böyle döndürdük. Bunu böyle döndürdük. Tamam. Sonra bu böyle gelecek. Şu şöyle gelecek. Sonra buraya doğru iki birim gelecek. Bak buradan buraya dik olacak şekilde iki birim gelecek buraya. Bak şunu hallettik. Şunu döndürdük önce. Sonra dik olan doğruyu çizdik. Sonra buna dik olan doğruyu çizdik böyle. Ondan sonra öbürünü de çizdik. Şöyle bir şey. İşte döndürülmüş halde bu şekil oluyor arkadaşlar. Ha ya da ne yaparsınız? Burada eğer şöyle bir şey olmuş olsaydı arkadaşlar bakın. Şimdi CTRL X yapayım. Ben olsam ne yapardım? Ben olsam şunu orijin kabul ederdim. Çizemiyorsam. Hocam orijin yani A noktası 0'a 0. Sonra burası 3'e 0. Sonra burası 3'e 1. Sonra burası 1'e 1 derdim. Sonra burası da 1'e 5 derdim. Burası da 0'a 5 derdim. Her bir noktayı 90 derece döndürdüm. 0'a 0, 0'a 0, 0, 0 olur. 3'e 0, 0'a 3 olur mesela. Değil mi? İşte her bir noktayı ondan sonra bu anet düzlemde gösterirdim arkadaşlar. Ona göre işlem yapardım. Kaç size kalmış. O döndürme işlemini şekilde de yapabilirsiniz. Tekrarlayayım isterseniz. Bak, şunu döndürdüğünde, 90 derece döndürdüğünde 3 birim ya şöyle döndü. Bu döndükten sonra devam et. Hocam sonra buna dik olan bir doğru şöyle olacak, bu tarafa gelecek. Sonra buna dik olan bir doğru 2 birim şöyle. Sonra buna dik olan bir doğru şöyle olacak sonrası. Kaç birim gideceğim? 1 2 3 4 birim gideceğim. 1 2 3 4 birim gideceğim. Sonra buna dik olan doğru hop buna dik olan bir doğru. işte tam olarak burası yapmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde de çizebilirsiniz. Ya da yukarıdaki tekniği de kullanabilirsiniz. Analitik düzlem çizip analitik düzlemdeki A, B, C, D, E noktalarına böyle her birine 90 derece dönme dönüşümü de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet her tarz soruyu çözdük mü? Çözdük. 23. haftayı hallettik mi? Hallettik. Ve bence çok güzel bir şekilde hallettik arkadaşlar. Çok güzel teknikler gördünüz. Hatta bu konu anlatımında yazmayan teknikleri bile size burada anlattım. Şurayı kullanmayı, 90 ve 270 derecede kullanmayı unutmayın. Bazı sorular özel açılar oluşturur. O özel açılar oluşturmada şekli çizerek en son çarede CSCC yaparak işi halledeceğimizi söyledik. Bir de şekil sorularında nasıl döndürme yapacağımızı da söyledik son 2 3 soruda ve olayı bitirdik arkadaşlar. Evet bu hafta da bitti. Yani geometri bitiyor. Az kaldı. Ne kaldı? 24 hafta son hafta ne yapacağız arkadaşlar çemberin analitik incelenmesinde işleyip bitireceğiz Hadi bakalım bir sonraki hafta 24 hafta görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın